Bu denklem sistemini çözelim. Elimizde 3 bilinmeyenli 3 denklem var. Bunun görsel haline bakarsak bu denklemlerden her birinin 3 boyutta bir düzleme karşılık geldiğini görürüz. Burada yapmaya çalıştığımız şey bu 3 düzlemin nerede kesiştiğini bulmak. Ayrıntılara girmeyeceğim işin matematiksel kısmı ile uğraşacağız. Bunu şöyle düşünelim. Buraya 3 boyutlu bir uzay çiziyorum. Ve elimizde x, y, ve z eksenleri var. Buradaki ilk düzlem belki de böyle görünüyordur ama gerçekte böyle olmayabilir. Bunun gibi görünebilir. Düzlemi sadece bir kısmını çiziyorum. Ve belki de ikinci düzlem ilkiyle burada kesişiyordur. Buradan çıkıp arkasından devam ediyordur. Aslında her yöne uzamaya devam ediyor ama ben sadece bir kısmını çiziyorum. Ve belki de bu üçüncü düzlem böyle görünüyor. Diğer iki düzlemi buradan ve buradan kesiyor. Bu da buradan çıkıyor, aşağı doğru böyle devam ediyor. Bunu sadece soruyu görselleştirmek için çiziyorum. Bu düzlemlerin kesişimi x, y ve z eksenleri buradaki üç denklemde çizdiğim şekilde sağlıyordur ve kesişim noktası da buradadır. Biz bu noktayı arıyoruz. Çoğu zaman 3 bilinmeyenli 3 denklem sistemi tutarsızdır. Buradan bir sonuç çıkmayabilir çünkü elinizde kesişmeyen 3 düzlem olması muhtemeldir, mümkündür. Bunun en basit örneği bu düzlemlerin birbirine, birbirlerine paralel olmasıdır. Ya da birbirleriyle kesişirler ama bu bir üçgen şeklindedir. Düzlemlerden bir tanesi böyle olabilir. Bir diğeri buradan çıkıp aşağı gider ve üçüncü bir düzlem de buradan keser. Böyle bir şey olur. Buradan geçip buradan devam eder. Ve buradaki düzlemi keser. Ve burada gördüğünüz gibi bu bir çeşit üçgen oluşturur ve hepsi tek noktada kesişmez. Bu durumda çözümü olmayan bir denklem sistemi olur. Bunu aradan çıkardığımıza göre şimdi elimizdeki denklemlere bakabiliriz. Burada işin sırrı bir değişkeni bütün denklemlerden tek tek yok etmektir. Üç denklemdeki bilgileri kullanmamız gerekir. Burada yapabileceğimiz şey, gördüğünüz gibi burada artı y ve eksi y var. Burada da bir başka artı y var. Görünüşe göre y'lerden kurtulabiliriz. Bu iki denklemi toplayıp bir başka denklem elde ederiz. Bu denklemde sadece x ve z bilinmeyenleri kalacak. Buradaki iki denklemi de kullanıp sadece x ve z içeren bir başka denklem elde edebiliriz. Burada sadece x ve z ile ilgili bilgiler kalacaktır çünkü 3 denklemde kullanmış olacağız. Şimdi bunu yapalım. İlk olarak buradaki iki denklemi topluyoruz. x artı y eksi 3z eşittir eksi 10. x eksi y artı 2z eşittir 3 y'den kurtulmak için bu iki denklemi toplayabiliriz. Sol tarafta x artı x eşittir 2x, y artı eksi y birbirini götürür, eksi 3z artı 2z eşittir eksi z. Sağda ise eksi 10 artı 3 eşittir eksi 7. Bu iki denklemi kullanarak 2x eksi z eşittir eksi 7 denklemini elde ettik. Bunları topladık. Şimdi bu iki denklemi yapalım. Buradaki yeni bilgiyi kullandığımız sürece bu denklemi tekrar kullanabiliriz. Aşağıdaki denklem bize gerekli bilgiyi sağlar. x eksi y artı 2z eşittir 3. 2x artı y eksi z eşittir eksi 6 y'lerden kurtulmak için bu iki denklemi topluyoruz. x artı 2x eşittir 3x. Eksi y ve artı y birbirini götürdü. 2z eksi z eşittir z. Sağ tarafta 3 artı eksi 6 eşittir eksi 3 var. Bu iki denklemi topladığımda elimde 3x artı z eşittir eksi 3 kalıyor. Şimdi elimde iki bilinmeyenli iki denklem var. Bu daha klasik bir soru tarzı. Bu denklemleri buraya yazayım. 2x eksi z eşittir eksi 7. 3x artı z eşittir eksi 3. Burada işimiz çok kolay çünkü bu iki denklemi topladığımızda z'ler gidiyor. Böyle olmasaydı denklemlerden birine bir katsayıyla çarpmamız gerekecekti. Belki ikisini de çarpmamız gerekirdi. Ama biz bu denklemleri olduğu gibi toplayabiliyoruz. Sol tarafta 2x artı 3x eşittir 5x var. Eksi z ve artı z birbirini götürüyor. Eksi 7 artı eksi 3 eşittir eksi 10. Eşitliğin iki tarafında 5'e bölüyoruz. x eşittir eksi 2. Şimdi bunu yerine koyup diğer bilinmeyenleri bulabiliriz. Bu denklemde x yerine eksi 2 yazıp z'yi bulalım. 2x. Yani 2 çarpı eksi 2, eksi z eşittir eksi 7. Yani eksi 4 eksi z eşittir eksi 7 etti. İki tarafa da 4 ekleyince eksi z eşittir eksi 7 artı 4 eşittir eksi 3 elde ediyoruz. İki tarafı da eksi 1 ile çarparsak ya da eksi 1'e bölersek z eşittir 3 oluyor. Bunu elimizdeki denklemlerden bir tanesinde kullanalım. x'in eksi 2 olduğunu biliyoruz. Eksi 2 artı y eksi 3 z. Şimdi z'nin de 3 olduğunu biliyoruz. Yani 3 çarpı 3 eşittir 9. Ve bunun eksi 10'a eşit olması gerekiyor. Şimdi tek yapmamız gereken y'yi bulmak. Eksi 2 artı y eksi 9 eşittir eksi 10 eksi 2, eksi 9 daha eşittir eksi 11, y eksi 11 eşittir eksi 10. İki tarafı da 11 ekliyoruz. y eşittir eksi 10 artı 11 eşittir 1. Soruyu çözdük. x eşittir eksi 2, z eşittir 3, y eşittir 1. Şimdi geriye dönüp bunun sağlamasını yapalım x, y ve z değişkenlerinin 3 boyutlu koordinat sisteminde 3 düzlem üzerinde kesiştiğini görmeliyiz. Deneyelim. x eşittir eksi 2, z eşittir 3, y eşittir 1. Şimdi bunları her denklemde yerlerine koyalım. İlk denklemde eksi 2 artı 1, hatırlayın y eşittir 1, buraya yazayım y eşittir 1, x eşittir eksi 2 z eşittir 3. Değil mi? Elde ettiğimiz sonuç buydu. İlk denklemde denediğimizde elimizde eksi 2 artı 1, eksi 3 çarpı 3, yani eksi 9 var. Bunların eksi 10'a eşit olması gerekiyor. Bakıyoruz, eşitler. Eksi 2 artı 1 eşittir eksi 1. Bundan 9 çıkarınca eksi 10 oluyor. İlki için işe yaradı. Şimdi ikinci denklemde deneyelim. Eksi 2 eksi y yani eksi 1 artı 2z, z eşittir 3 olduğuna göre 2 çarpı 3 yani artı 6 eşittir 3 olması gerekiyor. Eksi 3 artı 6 eşittir 3 yani cevabımız ikinci denklemde sağlıyor. Elimizde son bir denklem kaldı. 2x yani 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 4 artı y, yani artı 1, eksi z, yani eksi 3. Bunların eksi 6'ya eşit olması lazım. Eksi 4 artı 1 eşittir eksi 3. Ve tekrar 3 çıkarıyoruz, eksi 6'ya eşit. Cevabımız 3 denklemde sağladığına göre doğru olduğuna emin olabiliriz. Şahane.